Cesaret insanı çok büyük zaferlere götürür. Kararsızlık tehlikelere, korkaklıksa ölüme. Bu sebeple derler ki korkunu kendine sakla. Ama cesaretini başkalarıyla paylaşmaktan çekinme. Bazen korkarsın, hissedersin. Bir göz vardır, seni takip eder, bilirsin. Korkunu belli edersen o zaman, işte o zaman kaybedersin. Gizemler. Gizemler bazen yürüdüğün yollarda gizlidir. Bazen soru sorarsın, cevabını alamazsın. Ama öyle gizemler vardır ki cevap vermese bile aslında en büyük cevap alırsın. Playtime Co. fabrikası oldukça devasa ve gizemli bir fabrika. İçinde ne yaşanmışlıklar var, ne kaybedişler var. Kaybedilen hayatlar ve oyuncaklar. Bir hayatınız vardır ama o hayat ne yazık ki sizin elinizde olmadan farklı yönlere çevrilir. Kaderinizi başkası yazmıştır. Buradakilerin hayatları da kaderleri de kötü niyetli kişiler tarafından çizilmiştir. Bir not buluruz içeri girdiğimizde ve bizi yönlendirir aslında bir çiçeğe. Peki nereden çıktı bu çiçek ve kim istedi onu bulmamızı? İşte soru ve gizem. Gizemli bir duruma soru sordum ve cevap alamadım. Ama aslında alamadığımı düşündüğüm zaman en büyük kanıta ulaştım. Var, evet. Playtime Co. fabrikasında Huggy Wuggy, Mommy Longlegs ve ölü oyuncaklar dışında birileri daha var. Şöyle bir teorim vardı. Her oyuncak aslında bir insandı. Yani bu teori aslında bana göre değil. Herkese göre böyleydi. Ve her oyuncak aslında o insanın karakterini aldı. Kötüler kötü oldu, iyilerse canından oldu. Ama canından olmayanlar olamaz mı? Olabilir. Yani fabrikada bu duruma dur diyecek iyi kalpliler de yok mu? Huggy Wuggy'den kaçtığımız yerde bir kapı vardı ve durduk yere kendiliğinden açıldı. Tam Huggy Wuggy'ye yakalanacakken, umudu kesmişken bir umut doğdu bizim için. Bir mistik güç mü başardı sizce bunu? Yoksa kameralardan bizim her hareketimizi izleyen biri mi? Poppy fragmanda ne demişti? Her hareketin izleniyor. Aslında burada bize gizem vermiş olabilir mi? Sonuçta Mommy Longlegs bizi izliyor olabilir, evet. Ama burada sözü edilen durum aslında bir mesaj da olabilir. Sizce olabilir mi? Fabrikada kameralar görüyoruz. Bu kameralardan biri bizi izliyor olabilir. Aslında Huggy Wuggy ve Mommy Longlegs'ten kurtulmuş, onlara gözükmek istemeyen ama bu mücadelede bize yardım etmek isteyen biri. Mesela birçok filmde bu durum olmuştur. Demiştim filmleri referans aldığımı ve neredeyse her videoda bahsediyorum bu durumdan. Filmler, korku ve gerilim filmleri oyunlarıyla aynı olmasa da benzerler. Yani Poppy Playtime aslında bana yabancı gelmeyen bir film gibi. Bir filmde karakterimiz sürekli zorluklarla mücadele eder. Kameralar gittiği yere doğru hareket eder. Yani kimin izlediğini görmeyiz ama kameraların o kişiyi izlediğini görürüz. Ve anlarız ki evet, kameralar izlemiyor ki onu, başka birisi izliyor. Yani kamera odasından başka birisi kameraları kontrol ediyor. Ve en sonunda kahramanımızın tükendiği an. İşte duruma müdahale eder. Havalandırmaları kontrol eder, düşmanların yoluna engel koyacak bir takım teknolojik güçleri devreye sokar. Yani kahramanımızın savaştığı zorlukları en az seviyeye indirmeye çalışır. Poppy'de olduğu gibi. Havalandırmadan kaçarken kapıyı kapatır ve kapalı olan kapıyı son anda açar, kurtulmamızı sağlar. Ben herhangi bir butona bastığımızı hatırlamıyorum. Bu kapıyı biz kontrol etmedik. Ne oldu da açıldı bu kapı? Sonuç olarak biz oraya girdiğimizde oradaki bazı mekanizmalar çalışıyordu zaten. Bu kapıyı biz nasıl kontrol etmiş olabiliriz? Ama orada kamera da yoktu. Yoksa var mıydı? Ama sonuç olarak her hareketimiz izleniyor ya. Sonuç olarak bir deneysek bizleri izlemeleri çok kolay olabilir. Herhangi farklı bir kişinin de fabrika içerisindeki olan şeyleri izlemesi de çok basitleşir. Evet, dönelim filmimize. Filmin sonunda da kahramanlarımız karşılaşırlar. İkisinin de bambaşka hayat hikayeleri vardır. Ama aynı amaç için aynı yerde bulunmuşlardır. Kimisi cesaretiyle, kimisi de arkadan herhangi bir yardımıyla bu mücadeleyi sonuçlandırır. Biz fabrikada tek değiliz. Kötülerle değil sadece. Kötüler yok. Bence iyiler de var bu fabrikada. Poppy Playtime Chapter 2'de farklı oyuncakların da olacağı söylendi. Olamaz, yani hepsinin kötü olma ihtimali yok. Özellikle tek kişi olarak bütün kötülerle mücadele etmek oldukça zor. Bizi çok zorlar bu durum. Poppy fragmanda şunu söylemişti. Her hareketin izleniyor. O zaman Poppy, bizim teorilerimize göre bizi izleyen birisinin de farkında olabilir. Çünkü ben şunu söylemiştim.
Poppy gerçekten çok güçlü ve fabrikayı kontrol edebilecek bir oyuncak. Ve dedim ya, bir bedene ihtiyacı var belki de. O bedenden çıkması için, oyuncak bedenden çıkması için yaşayan bir beden. Yaşayan bir beden biz olabilir miyiz? İşte bizi kullanarak, sanki bize iyi görünerek bu şekilde kendi ruhunu özgürlüğe kavuşturup bizi de sonsuza dek bir oyuncağın içine hapsedebilir. Çünkü gerçek anlamda bazı insanların konuşmalarından iyi mi kötü mü olduğunu anlarsınız diye diğer videolarda yine söylemiştim. Bir insan size güzel sözle yaklaştığı zaman ses tonu ne derece olursa olsun size karşı sevgi mi besliyor, kin mi besliyor, bunu çok rahat anlayabilirsiniz. Sesinden anlamasanız bile karşınızdakinin bakışları yeter. Ama Poppy'ye baktığımız zaman hem sesini dinliyoruz hem gözlerine bakıyoruz. Poppy gerçekten ama gerçekten güvenilir bir bebek gibi değil. Poppy'nin kötü olduğuna dair daha önceki videolarımda kendi düşüncemi söylemiştim. Poppy iyi çıkabilir mi? Tabii ki de çıkabilir. Neden çıkmasın? Ama şöyle de bir durum var. Poppy'ye ilk bölümde yardım ettik, bulduk, kurtardık diye düşündüğümüzde ve onu kurtarmak için çaba sarf ettiğimizde insanlar Poppy'yi kurtardık, evet çok mutluyum, çok sevinçliyim şeklinde videolar yaptığında, teoriler paylaştığında herkes de mutluydu. Yani sonuç olarak hapsolmuş bir oyuncak. İçine insan hapsolmuş bir oyuncak. Kurtardık mı? Evet, ilk bölümde kurtardık. İkinci bölümde nereden çıkar hiçbir fikrimiz yok. Fakat Chapter 2'de ne oldu da teoriler değişti, herkes Poppy'yi karşısına aldı. Poppy'yi neden kötü insan gibi görmeye başladı? Aslında ilk bölümde o camdan onu kurtardığımız zaman, onun kapısını açtığımız zaman bize ses tonu bile ürkütücü ve korkutucuydu. O zaman bile aslında onun niyetini anlamıştık. Şimdi o niyeti ikinci bölümde daha net göreceğiz. Muhtemelen yine kendisiyle karşılaşmayacağız. Belki karşılaşacağız, bu kez ciddi anlamda korkunç halini göreceğiz. Belki Hagiva giden, Mommy Longlegs'ten daha korkunç, daha güçlü, daha ölümcül halini göreceğiz. Evet, fabrikada biri bizi izliyor olabilir. Sonuç olarak bazı yetimlerin olduğunu biliyoruz ve tek başımıza bu fabrikadan çıkmamızın imkansız olduğunu konuşuyoruz. Peki, sizce gerçekten biri bizi izliyor olabilir mi? Havalandırma kapılarını örnek verdik. Çiçeği bul şeklinde ilk bölümde daha başlar başlamaz bir mektup olduğunu gördük. Yazım yanlışı, gramer hatalı bir mektup. Ve yazan bir çocuk ve muhtemelen kurtulan yetimlerden birisi. Belki kurtulamadı, o da oyuncağa çevrildi. Ama dedim ya, karakteri değişmedi. Discord sunucusundan oyun geliştiricileri şu şekilde bir şeyden bahsetti ve benim aklıma başka bir teoriyi getirdi. Tırtıl, burada gördüğünüzden daha farklı, daha değişik. Şimdi daha farklı, daha değişik derken fiziksel olarak mı? Çünkü baktığımız zaman ne kadar uzun olduğunu, yukarıdan sarktığını görebiliyoruz. Tırtıl çok uzun. Burada çok küçük görebiliyoruz ama belki birçoğunuz buraya dikkat etmedi. Belki o tırtıl bize yardım etmek istiyor. Ama biz bunu bilmediğimiz için ondan kaçıyoruz ya. Fragmanda bu şekilde bir hava yaratılmış olabilir mi? Çünkü sonuç olarak oradaki oyuncakların hepsi bize saldıracak değillerdir. Böyle olsa sürekli gerilim içerisinde olmamız gerekiyor. Ki zaten ilk bölümde öyleydi. Sadece Hagiwagi ile karşılaştığımız sahne. Orada çok büyük bir gerilim yaşadık ama hiçbir şey olmamasına rağmen ha şuradan çıktı, ha bu kapıdan geliyor derken gerilim içerisinde geçmiştik. Ama ikinci bölüm ha buradan çıktı, ha şuradan geldi, işte sağdan soldan gelecekler gibi görünüyor. Birçok şey göreceğiz. Chapter 2 için artık geri sayım başladı. Çünkü 3 haftalık bir süreden bahsedildi. Chapter 2'de çok korkacağız biliyorum. Yani her sahnesinde muhtemelen bir gerilim yaşayacağız ama cesaretli olanlar kazanacak. Gizemler mi? Gizemler zaten gözcülerin işi. She's watching your every move.